arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde gördüğümüz bu güzel örgümüzü çalışacağız Örgümüzü şu şekilde bir bakalım bakınız ön yüzü minik minik burmalardan oluşmakta arka yüzüne şöyle baktığımız zaman dümdüz örgü olduğunu görmekteyiz sadece ön yüzünden çalışacağımız modelimizi iki sırada tamamlayacağız evet hemen modelimizi kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım Şu şekilde biraz şişimi ilmeğimi aldım. Sadece ilmeğimi aldım. Örmeye sizlerle birlikte başlıyoruz. İlk ilmeğimizi boş olarak alalım. Bir tane düğüm atmıştım. Birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. Boş aldım. Şöyle öne geçiriyorum. İki tane düz örüyorum. Bir ve iki. İki düz ördüm. Üç tane ters. Bir, 2 3 Burası modelimizin arka yüzü. 2 tane düz, 1 ve 2. 3 tane ters, 1 2 ve 3. 2 düz 1 2 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2, 3. Tabi alma yönlerimiz farklı olabilir. Sizler hangi yönden örüyorsanız tersimizi düzünüzü ona göre ayarlarsanız çok daha güzel olacak. 3 tersimi ördükten sonra 2 tane düzümü örüyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane düzümü örüyorum. 1 ve 2 ve en son kenar ilmeğimi de aynen düz örüyorum. Ve birinci sıramızı tamamlıyoruz. Burası modelimizin arka yüzünü oluşturan sıramız. Şimdi ikinci sırasına başlayalım ve düz yönde örmeye devam edelim. Evet modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi örmeden alalım. Örmeden diğer şişime geçirdim. İki tane tersimi görmekteyim. Bakınız iki tersimi ters olarak örüyorum. Bir ve iki. 2 ters ördükten sonra ardından 3 tane düz ilmeğim gelmekte. Bakınız 3 düz ilmeğimizin önce ortadaki ilmeği arkasından alarak örüyorum. Bakınız arkasından şu şekilde göstermek istiyorum. Yine aynen düz olarak öreceğiz. Fakat birinciyi örmeden ikinciyi örmeye başlıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Bakınız şöyle ardından giriyoruz. Normalde yapacağınız zaman zaten hemen şöyle geçtiğiniz zaman çok rahat öreceksiniz. Fakat gösterme amaçlı ben çevirmek istiyorum. Ardından girdiğimiz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz fakat şişten çıkarmıyoruz. Hemen önündeki örmediğim ilmeği yine ardından şu şekilde giriyorum bakın. Ardından şu şekilde girerek ilmeğime geçiriyorum. Diğer üçüncü düzümü ise düz olarak örüyorum. İki terslerimi hiçbir işlem yapmadan örüyorum. 3 tane düzümün ortadakinin ardından giriyorum ve örüyorum. Şişimden çıkarmadan diğer öndeki birinci ilmeğimin şöyle ardından bakınız girerek her iki ilmeğimi de şişime aktarıyorum. 3. kalan düzümü bir tane düz olarak örüyorum. İki düzü iki ters pardon ters olarak örüyoruz 1 ve 2 tekrar 3 düzümüze geldik ortadakini ardından girerek örüyorum ve öndeki ilmeğimi ardından boş alıyorum ve şişimi aynı anda aktarıyorum ve üçüncü düzümü düz olarak örüyorum iki tersimi 1 ve 2 tekrar üç tane düzümü önce ortadakini örüyorum. Birinciyi örmeden şişimi aktarıyorum ve boşaltıyorum. Üçüncü ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve tamamlıyorum. Modelimizin ilk sıradaki kurulumunu bu şekilde çalıştık. Şimdi arkasını çevirelim ve arkasından tersten örmeye başlayalım. Evet örgümüzün ters yönündeyiz. Bakın şöyle görecek olursak örgümüzü ters yönünde bakın atlattığımız ilmeklerimiz ve ön tarafta ters ördüğümüz iki düzümüz atlattığımız ilmek üç ters şeklinde bu arka yönde görülmekte. Şimdi örgümüzü tıpkı gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örelim. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi Boş bir şekilde örmeden alıyorum ve hemen iki tane düzümü görüyorum. İki düzümü örüyorum. Bir ve iki. Bakınız atlattığımız ilmek ve bir önceki aldığımız ilmeğin hepsini ters olarak örüyorum. Bir bakın ters ve diğerini ters. İki tane düzümü görüyorum. İki düzü örüyorum. Örgümüzün arka yönündeyiz. 3 tane tersimi örüyorum. Atlattığım ilmek bakınız. Üçünü de örüyorum. Aradaki iki tersimi düz olarak örüyorum burada. Şimdi bakınız atladığımız ilmeklerimizi sırası ile 3 ters olarak bu yönde örüyoruz. Gördüğümüz gibi örelim ve sıramızın başına bu şekilde gelelim. Hemen alıyorum ipimi yarımlamadan ve diğerini de hemen 2 tane düzümü örüyorum ve boş ilmeğimizi kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve modelimi yeniden kuracağız şimdi burada bir değişiklik yapacağız burgumuzun güzel olması için yani burgumuzu tam olarak yakalayabilmemiz için bakınız şöyle görecek olursak modelimizde burgumuz devam etmekte şu şekilde hep aynı yönde değil. Şimdi birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. İki tersimi örüyorum. Hemen sıradan gelen iki tersimi örüyorum. Bir ve iki. Üç tane düzüme geldim. Diğer seferde önce ortadakini örüp birinciyi örmeden atlamıştık. İkinci kez modelimizi uygulayacağımız zaman birinciyi örüyoruz. Üçüncüyü Önce örüp ikinci ilmeğimi boş bir şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar yapalım. İki tersimi örüyorum. Üç tane ilmeğimi diğer e, alttaki modelimizi kurduğumuz zaman birinciyi örmeden ikinciyi örmüştük. Ve öndekini boş almıştık. Arkadaki normal bir şekilde örmüştük. Üçüncüyü. Bu kez sıramızı değiştiriyoruz. Birinciyi düz örüyorum tıpkı üçüncüyü ördüğüm gibi birinciyi düz örüyorum kalan iki ilmeğimi ise önce arkadakini örüyorum öndekini boş olarak örüyorum arkaya giriyorum örüyorum ve öndekini yandan şöyle ardından boş olarak geçiriyorum İki tersimi yine işlem yapmadan örüyorum 3 ilmeğimin birincisini düz üçüncüyü örüyorum İkinci ise şişime aktarıyorum. İki tane tersimi örüyorum. Birinci ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi ardından girip örüp öndeki ilmeği yani ikinci olan ortadaki ilmeği boş çekiyorum. Ve iki tane tersimi örüyorum. Ve en son kenar ilmeğimi de örerek tamamlıyorum. Ve örgümü bakınız burgularımı çok güzel bir şekilde oluşturmaya başladım şimdi ters yönden örelim ters yönden bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim birinci ilmeğimizi boş alalım bir ve iki tane düz Bakın ilmeklerimizi aktardığımız diğer tarafta 3 düzümüz bu yönde 3 tane ters olarak örüyorum sırası ile hiçbir işlem değiştirmiyorum 3 tane tersim ördüm Gördüğüm iki düzümü örüyorum. Arka yönden aynen örerek geliyoruz. 3 tane tersimi örüyorum. 2 düzüm ve sıramı tamamlıyorum. 3 tane tersim. 2 düz. 3 tane ters. Ve iki tane düz, en son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve örgümün tekrar ön yüzüne geçiyorum. Yeniden modelimizi kuracağız. Bu kez modelimizde hemen başlayalım. Birinci ilmeğimi boşaldım. 2 tersimi örüyorum. 2 tersimi ördükten sonra 3 tane ilmeğimi görüyorum. Tıpkı birinci sıradaki modelimiz uyguladığımız şekliyle uyguluyoruz. Birinci ilmeğimizi örmeden ikinci ilmeğimi örüyorum. Arkadan bakın ilk modelimizi uyguladığımız şekliyle sırasıyla bir bu şekilde bir diğer şekliyle. İkinciyi örüyorum. Birinci ilmeğimin ardından geçiyorum ve şişime geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ve iki tane tersimi örüyorum. Bakınız modelimiz çok zevkli. Önce ortadakini Sonra öndekini boş alıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tersimi örüyorum. Ortadakini örüyorum. Öndekini boş alıyorum. Arkadaki ilmeğimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Ortadakini, öndeki boş, arkadakini örüyorum. Tekrar iki tane tersimi örüyorum. Son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum ve modelimi Üçüncü kez bu şekilde bakın kurmuş oluyoruz. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arkasında modelimizi aynen gördüğümüz gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz. Arkadan gördüğüm şekliyle örerek geldim. Şimdi öndeyiz. Tekrar modelimizi kuracağız. Modelimizi bir birinciyi örmeden ikinci örüyorduk. En son üçüncü örmüştük. Şimdi ikinci kurulum şekliyle modelimizi tekrar kuracağız. Birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bir ve iki. Üç tane düz ilmeğimi görmüştüm. Birinciyi örüyorum. İkinciyi örmeden üçüncüyü örüyorum. İkinci ilmeğime boş geçiriyorum. Burgumuzu bakın bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın şu şekilde. Tekrar iki tersimi örüyorum. Önce birinciyi örüyorum. En sondaki ilmeğimi örüp ikinci ilmeğimi boş bir şekilde geçiriyorum. İki tersimizi örüyoruz. Birinci ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örüp ikinciyi boş geçiyorum. Ve bu şekilde sıraları değiştirerek burgumuzu istediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimizi kurulumunu bir sıra modelimizi kurup bir sıra arkasından Aynen gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Diğer sırada aldığımız yönü değiştirerek dilediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.